6. sınıf matematik beceri temelli testler 3. ünite cevapları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf matematik beceri temelli testler 3. ünite cevapları, SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 82 cevapları, SEF 1. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birer basamağına yuvarlanırken, virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyük ise birer basamağı bir arttırılarak, 5'ten küçük ise birer basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir. Örneğin 22,54 sayısının birer basamağına yuvarlanmış biçimi 23. 22,18 sayısının birer basamağına yuvarlanmış biçimi 22'dir. Aşağıdaki tabloda eski Mısırlıların kullandıkları bazı semboller ve bunlara karşılık gelen doğal sayı verilmiştir. Aşağıda tablodaki semboller kullanılarak 3372 sayısının gösterimi verilmiştir. Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Kufu piramidi, Keops piramidi, Büyük piramit, 2300 kalker blok yerleştirilerek 20 yılda inşa edilmiştir. Kufu piramidinin yapımı sırasında bir günde yerleştirilen ortalama kalker blok sayısı hesaplanarak bulunan sayı birer basamağına yuvarlandığında bu semboller ile nasıl gösterilir? 1 yıl 365 gün. Cevap C. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 83 cevapları. SEF 2. Aşağıda yükseklikleri verilen kamyonetlerden hangisi gideceği yol üzerindeki yükseklik sınırı 3,5 m olan yaya geçidinin altından bu geçide değmeden geçebilir? Cevap C. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 84 cevapları. SEF 3. Bir ondalık gösterimi çözümlemek, o ondalık gösterimi rakamların basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazmaktır. Hasan, Yaşar, Recep, Yalçın ve Ahmet asansöre binerek bir binanın en üst katına çıkmak istemektedir. Binanın asansörü binenlerin kütleleri toplamı 240 kg'den fazla olunca hareket etmemektedir. Aşağıda Hasan, Yaşar, Recep, Yalçın ve Ahmet'in kilogram cinsinden kütlelerini ifade eden ondalık gösterimlerin çözümlenmiş şekli verilmiştir. Buna göre bu 5 arkadaştan hangi üçü aynı anda bu asansöre binerse asansör hareket eder? A. Hasan, Yaşar, Recep. B. Yaşar, Recep, Yalçın. C. Hasan, Recep, Ahmet. D. Hasan, Yaşar, Yalçın. Cevap B. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 85 cevapları. SEF 4. Bir matematik öğretmeni bir bilgisayar programı yardımıyla öğrencilerine sütun grafikleri çizmektedir. Bu programda tabloda birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun ve dördüncü sütun olarak belirtilen yerlere sayılar girilerek farklı sütun grafikleri elde edilmektedir. Yukarıda bu program kullanılarak hazırlanmış bir sütun grafiği verilmiştir. Tabloda sadece üçüncü sütuna yazılan sayı değiştirilerek elde edilecek sütun grafiğinde üçüncü sütunun uzunluğunun diğer sütunların uzunlukları toplamının yarısına eşit olması istenmektedir. Buna göre üçüncü sütuna yazılması gereken sayı kaçtır? A. 5,8 B. 6,3 C. 6,8 D. 12,6 Cevap B. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 86 cevapları. SEF 5. Bir ondalık gösterimi. İstenilen bir BASAMAA göre yuvarlamak için bu basamağın sağındaki ilk rakamın sayı değeri 5 ile karşılaştırılır. Rakamın sayı değeri 5'ten küçükse istenilen basamaktaki rakam değişmez. Sağındaki her bir rakam yerine 0 yazılır. 5'e eşit ya da 5'ten büyükse istenilen basamaktaki rakam 1 artırılır. Sağındaki her bir rakam yerine 0 yazılır. Aşağıda hazırlanan bir programda tanımlanan 3 komut ve sisteme 3,164 sayısı girildiğinde bu komutlara göre ekrana yansıyacak görüntüler verilmiştir. Buna göre sisteme 13,8 kesrinin ondalık gösterimi girildiğinde ekrana yansıyacak görüntüler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap D. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 87 cevapları. SEF 6. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birer basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyük ise birer basamağı bir arttırılarak, 5'ten küçük ise birer basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir.
Örneğin 12,54 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 105,18 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 105'tir. Selin almak istediği ürünün internet satış fiyatının 173 Türk Lirası 99 kuruş ve kargo fiyatının 13 Türk Lirası 89 kuruş olduğunu öğrenir. Bu ürünün bir mağazada 168,69 TL'ye satıldığını bildiğinden ürünü almak için taksiyle bu mağazaya gider. Mağazaya giderken taksimetre 7 Türk Lirası 10 kuruş, dönerken ise 7 Türk Lirası 80 kuruş yazar. Selin taksiye ve mağazaya yaptığı ödemeleri, tutarları birer basamağına yuvarlayarak yapar. Selin bu ürünü internetten alması durumunda yapacağı ödemeleri kredi kartından herhangi bir yuvarlama yapmadan yapacaktır. Buna göre Selin bu ürünü mağazadan alarak toplam kaç Türk Lirası daha ucuza almış olur? A. 4 B. 3,88 C. 3,78 D. 2,88 Cevap B. SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 88 cevapları SEF 7 Her birinin yüksekliği 10 cm olan kağıt bardaklar iç içe geçirildiğinde bardakların her birinin 9,1 similik kısmı altındaki bardağın içine giriyor. Bu kağıt bardaklardan 100 tanesi iç içe geçirilerek aşağıdaki yapı oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan yapının yüksekliği kaç santimetredir? A. 91 B. 99,1 C. 101,1 D. 109,1 Cevap B. SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 89 cevapları SEF 8 Tabanı kare olan prizmalara kare prizma denir. Gökçe taban ayrıtı 2,4 cm olan kare prizma şeklindeki özdeş 7 adet tahta bloğu kullanarak görsellerdeki gibi yatay zemin üzerinde farklı yapılar oluşturuyor. Verilen bilgilere göre tahta blokların boyutları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Cevap A. SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 90 cevapları SEFL 9 Aşağıda Ayten Hanım'ın mutfağının gerçek ölçülerinin 1.30 ine eşit olacak şekilde çizilmiş planı verilmiştir. Bu planda pencerenin eni 3 cm, boyu 5 cm ve pencere ile tavan arasındaki mesafe 1,5 cm olarak gösterilmiştir. Ayten Hanım mutfağının penceresine yanlardan taşmayan, tavandan başlayıp pencerenin yarısına kadar gelen bir perde diktirecektir. Buna göre Ayten Hanım perdeciye perde ölçüsü olarak aşağıdakilerden hangisi söylemelidir? Cevap A. SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 91 cevapları. SEF 10. Bir öğrencinin biriktirdiği parasının ne kadarını kırtasiye masrafı için ayırdığı şekil aydaki modelde, kırtasiye masrafı için ayırdığı bütçesinin ne kadarını kitap almak için harcadığı ise şekil ıydaki modelde gösterilmiştir. Bu öğrenci kitap almak için harcadığı miktarın, biriktirdiği parasının kaçta kaçı olduğunu hesap makinesinde işlem yaparak hesaplamak istiyor. Buna göre hesap makinesinde aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa doğru sonucu bulur. Cevap B. SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 92 cevapları SEF 11 İstanbul'da bulunan Blumosbu, Mavi Cami olarak da bilinen Sultan Ahmet Camii'nin ana kubbe çapının gerçek uzunluğu 23,5 m olduğuna göre minyatürdeki modelinin çapı kaç santimetre olarak yapılmıştır? A. 57,75 B. 85,5 C. 94 D. 105 Cevap C. 12. bir paket laminant parke ile 1,84 m2 alan kaplanabildiğine göre Cemil Bey'in en az kaç paket laminant parke ihtiyacı vardır? A. 17 B. 18 C. 19 D. 20 Cevap B. SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 93 cevapları SEF 13 Duru eşit kollu terazi kullanarak özdeş metal levhaların kütlesini hesaplamak istiyor. Eşit kollu terazinin sağ kefesine kütlesi 6 kilogram olan bir ağırlık koyup, sol kefeye 4 tane metal levha koyduğunda terazi görsel 1'deki durumda, 5 tane levha koyduğunda ise terazi görsel 2'deki durumda dengeleniyor. Buna göre bir tane metal levhanın kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. 1,2 B. 1,4
C 1,5. D 1,6. Cevap B. 14. Orhan Bey, A enerji sınıfı buzdolabına elektrik tasarrufu yapmak için yenilemek istemektedir. Aşağıdaki tabloda enerji sınıflarına göre bir buzdolabının 24 saatte ortalama kaç kWh elektrik tüketimi yapacağı verilmiştir. Bu tabloya göre Orhan Bey, buzdolabını A enerji sınıfındaki bir buzdolabı ile değiştirirse, günlük 30 kuruş tasarruf edeceğini hesaplıyor. Orhan Bey'in yaptığı hesaplamaya göre buzdolabını A enerji sınıfındaki bir buzdolabı ile değiştirirse, günlük tasarrufu kaç kuruş olur? A 44. B 54. C 64. D 74. Cevap D. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 94 cevapları, SYF. 15. daha sonra kestiği küçük parçayı açıyor. Dorun kestiği bu parçanın çevresi kaç santimetredir? A. 33,6. B. 29,7. C. 24,6. D. 21,1. Cevap B. 16. Her katın yüksekliği birbirine eşit olan inşaat halindeki bir binanın en üst kısmında bulunan işçi, şekil A'daki gibi vince bağlı olarak zeminde duran yükü, 14 m yukarı çektiğinde şekil I'daki konuma gelmektedir. Buna göre işçinin durduğu yerin zeminden yüksekliği kaç metredir? A. 28. B. 28,5. C. 31,5. D. 62,5. Cevap C. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 95 cevapları, SYF. 17. Eğer ayak numaranızdan emin değilseniz aşağıdaki yöntemle ayak numaranızı öğrenebilirsiniz. Boş bir kağıdı köşelerinden bantlayarak yere sabitleyin. Ayağınızı üstüne koyduktan sonra hafifçe bastırarak bir kalem yardımıyla ayağınızın şeklini çizin. Baş parmağınızın ucundan topuğunuzun sonuna kadar olan kısmı cetvel yardımıyla ölçün. Çıkan sonuç sizin ayak uzunluğunuzdur. Aşağıdaki tabloda ayak uzunluğunuz varsa karşısındaki numara, yoksa tablodaki ayak uzunluğunuzdan büyük en küçük ayak uzunluğunun karşısındaki numara ayak numaranızdır. Yukarıdaki yöntemi öğrenen Serhan ayak numarasını doğrulamak ister. Ancak cetvel bulamadığından kenar uzunluğu 0,5 cm olan karelerden oluşan kareli bir kağıda ayağını çizerek aşağıdaki görseli elde etmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre Serhan'ın ayak numarası kaçtır? A. 27. B. 28. C. 29. D. 30. Cevap D. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 96 cevapları, SYF 18, Ufuk Proje ödevi için kareli zemin üzerine eş dikdörtgenler yerleştirerek bir dijital saat tasarlamıştır. Ufuk'un ekrana yerleştirdiği kırmızı renkli şerit ledler yanarak saatin kaç olduğu görünecektir. Bu dijital saat yukarıdaki gibi 8.30 U gösterdiğinde ekrana yerleştirilen şerit ledin yanan kısmının uzunluğu 45 cm'dir. Buna göre bu dijital saat 9.15 i gösterdiğinde yanan şerit ledin uzunluğu kaç santimetredir? A. 2,5. B. 16,25. C. 26. D. 32,5. Cevap D. 19. Ahmet 380 santimetre uzunluğundaki bir teli uzunlukları oranı 9/10 olacak şekilde iki parçaya bölmüştür. Bu parçaları katlayıp uçlarını birleştirerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir kare ve bir eşkenar üçgen elde etmiştir. Karenin bir kenar uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna oranı nedir? A. 5/6. B. 6/11. C. 5/11. D. 6/9. Cevap A. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 97 cevapları, SYF 20, satranç karşılıklı iki oyuncunun bir şah, bir vezir, iki at, iki fil, iki kale ve 8 piyon olmak üzere toplam 16'şar taş ile oynadığı bir oyundur. Eylül ile Zeynep satranç oynamaya başlıyor. Bir süre sonra Eylül bir fil ve 3 piyonunu, Zeynep ise bir fil, bir kale ve 6 piyonunu kaybediyor. Buna göre Zeynep'in kalan taşlarının sayısının Eylül'ün kalan taşlarının sayısına oranı nedir? A. 2/3. B. 5/6.
C5/4 D3/2 Cevap A. 6. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Beceri Temelli Testler 3. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.